değerli kardeşlerim, az önce de ifade ettiğim gibi sebebini bilmediğimiz iç sıkıntılarımız. Şimdi ayet-i kerimede Allah Azze ve Celle diyor ki size ruhtan çok az haber verildi. Şimdi yeni bir tabir var, psikolojim bozuldu. Bunun İslam'da bir karşılığı yok arkadaşlar. Yani psikolojim bozuldu diye bir kelimenin karşılığı yok İslam'da. Psikoloji nedir? Bizim ruh halimizin karşılığı ise ruhun sıkılmasıyla alakalı bu ayet-i kerimenin dışında başka bir bilgi yok. Peki sıkılan şey nedir o zaman? Kalbimizin sıkıldığı açık. Kalbin sıkılması da neyden kaynaklanıyor? Günahlardan kaynaklanıyor. Şimdi öyle büyük ki bu şer odaklarının çok sık böyle tabir edildiği için kullanıyorum. İslam'da olmayan bir kelimeyi kullanıyorlar. Psikolojim bozuldu. O kelimenin içeriğini Müslüman düşünmeyi akletmiyor. Yani bu psikoloji nedir acaba? İslam'da bunun bir karşılığı var mı? Şimdi bakıyorsunuz Allah Azze ve Celle'nin haber verdiği şey ruhun sıkılması olabilir veya kalp sıkılması. Bunun da sebebi nedir? Günahlardır. Yani sahabe iman ediyor, babasını öldürüyor savaş meydanında. Kardeşini öldürüyor, annesinden ayrılıyor vesaire. Yarım hurma çekirdeğiyle hurma çekirdeğini emerek savaşıyor. Açlıkla imtihan olunuyor. Başını taşın üzerine koyarak geceliyor. Hiçbirisinden psikolojim bozuldu diye ya da ruhum daraldı, kalbim sıkıldı diye bir ifade yok. Onların o hayatları bizim bu hayatlarımızdan daha mutlu. Onlar daha rahatlar, hiçbir şeyden şikayetçi değiller. Bizse bugün bizim başımıza gelen musibet ve imtihanlardan psikolojimiz bozuldu. Bir psikoloğa gideyim diye yana yana bir derman arıyoruz. Ama hiç de dönüp Allah'ın ayeti kerimede kalpler ancak Allah'ın zikriyle mutmain olur ayetini düşünmüyoruz. Veya hayatımıza geçirmeyi, bunu tatbik etmeyi kale almıyoruz arkadaşlar. Yine İbn-i Kayyım'dan örnek verelim. İbn-i Kayyım rahimahullah diyor ki dünyada aşık derken tabi Rabbimizin izin vermediği seviyedeki olan aşkı kastediyoruz. Yani aşırı bir sevgi. Aşıktan daha mutsuzu yoktur. O ayrıyken ayrı kalmanın üzüntüsüyle ağlar. Bir araya gelince de ayrılma korkusuyla ağlar. Onu bir türlü mutlu göremezsin diyor ve isabet etmiş değerli kardeşlerim.